teşekkür ederiz. Zarif alkışlarınız için Zeynep Hanım hak ediyor. Çok şıksınız efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. O sizin güzel gözlerinizin. Rica ederim. Üzerinizde bir nazar var, onu atalım öncelikle. Evet. Kimden kaynaklanıyor? Onu ben bulacağım. Hiç merak etmeyin, hiç merak etmeyin. Şimdi bu yaşanan tersliklerin üzerine şöyle bir 9800 puan ne güzel yakışır. İnşallah. Rahatlarız, açılırız. Bugüne kadar izlerken hiç yapmadım 9800. Burada bir ilk yaparsam mucize olmuş olur. Baskı altında bazısı efendim daha da şahlanıyor. Kolay sorular açıkça söyleyeyim. Hatta kimseye sormadık, size bir ikileme sorduk. Bir de 7 harfli cevabınız var. O da neredeyse ikileme. Onlara daha var. Bence 4 harflerle başlayalım işe. Tamam. Hadi başlayalım. Gelsin. Meyve veren, duvara sardırılan, çardak yapımında kullanılan, birçok farklı türü bulunan bir bitki. Duvara sardırılan sarmaşıktır da. Yani sarmaşık duvara sardırılır, evet, ama çardak yapımında sarmaşık pek... Bambu, yok, o da bambu, değil, bambu hayır. Olmaz. Çardağın böyle üstüne sardırılır bu ki hem gölge yapsın yaprakları geniş geniş, bir de arada böyle koparır koparır yeriz. Yeriz. Üzüm. Evet. Üzüm. Üzüm yaprağı mı ya? Üzüm. Nedir yani o bitki? Bitki, üzüm. Ha, üzüm. Bağ. Ne? Üzüm. Tamam. Bağda neler oluyor? Aa, yemin ediyorum gelmiyor şu anda. Harf alayım ya. Hadi aldık bir harf. Harf alayım. Ha, asma ya. Asma, asma. Yapraklar ilerleseydik daha kolay olacaktı. Evet. Bir tanecik harf aldık, bir şey olmaz. Şimdi geliyor ikincisi. Tertemiz 400 puan bekliyorum buradan. Bozkır. Fransızca kökenli eş anlamlısı efendim. Plato değil, bozkır, tundra. Yayla da daha çok bu neydi? Orta Asya bozkırları, Orta tundra, Asya yok. Tundraları değil. Mı? Bozkır. Orta Asya. Alın yani. Bence de harf alın. Bence bildiğimiz bir kelime bu. Ha, step. Step, step. İşte harf alınca kolay oluyor. Tamam, bir iki tane soruda da biraz daha gözü karartacağız. Tamam, öyle cevaplar inşallah vereceğiz. Mesela bu onlardan biri olabilir. 5 harflidir, tek kelimedir. Görelim. Kişiye türlü özelliklerinden dolayı yakıştırılan unvan. Lakap. Mesela. 500 puan mı? 500 puan. Gayet güzel. Aynısını bir daha tekrarlayalım. Yine harf almayalım. Görelim. Kıyafet değiştirme bölmesi. Kulis. Kulis. Ha yok, kıyafet değiştirme bölmesi. Paravanın arkasında değiştirilir. Nerede değiştirilir başka? Şöyle hani plajlarda filan. Ya da mesela alışveriş yaptığımız dükkanlarda filan. Neydi o? Şey, kabin. Kabin. Soyunma kabini. O uçtu gitti. Sorularla ilgili hafif hafif böyle konuşurken, sohbet ederken başlamadan önce bir tane sorudan korkuyorum demiştim. Bu tamam. Sorudur. Buyurun efendim. Sıvacı ve boyacıların cetvel gibi kullandıkları uzun, ensiz ve düz tahta. Nokta nokta çekmek derler hatta ona. M ile başlayan bir şeydi sanki. Malafa, malafa. Mala, mala sıvacının enstrümanı. Evet. Bu da bir enstrüman ama bu biraz daha büyüktür şöylece. Ben harf alayım. Peki. Zaman kaybetmeyeyim. Hadi gelsin bakalım. Çokça kullandığımız bir kelime bu bizim. Ama bu anlamıyla değil. Kelime evet. Oyununda farklı anlamıyla kullanılır. Ritüel gibi kullandıkları süre geçiyor. Ah deriz, harf oradan mı geldi, buradan mı geldi deriz çok. Yok, harf alayım. Aldık bir harf daha. Yok. Eş seslisini biz kelime oyununda çok kullanıyoruz. Öyle mi? Evet. Ritüel gibi. Mac'den geldi, Mac'tan geldi diyoruz. Mastar. Mastar. 400 puan değerinde. Niye söyleseydim onu ki? İki tane harf aldınız diye üzüldüm diye evet, söyledim yani. Keşke teşekkür etseydiniz. Buyurun gelsin yenisi. Banka, postane gibi aracılarla gönderilen meblağ. Para transferi. Ne yaptın? EFT yaptım. Havale, havale. Havale. Şimdi ne demiştim? Size bir tane ikileme sorduk. Bir tane de neredeyse ikileme bir cevabınız var. İşte bu o neredeyse olanı. Bir bakın. Hiçbir şey yemeden boş mideyle. Aç açını. İşte bu kadar. 700 puan değerinde. Tek yaygın kullanılmıyor Türkçe kökenli bir kelime ama olsa olsa ne olur dediğinizde tertemiz 700 puan kazanırsınız. Buyurun efendim. Mikser.
pek yaygın kullanılmayan Türkçe çırpıcı adı. Çırpıcı. Ne olabilir? Çırpıcı. Aklın yolu bir. Buyursunlar. Niteleme sıfatı gibi kullanılır. Sonuna aldığı ekle birlikte 8 harflidir. Şöyle sorulmuştur. Eklenip katlanmış, dallanıp budaklanmış yalanları niteler bu söz. Nokta nokta yalan. Sunturlu. Sunturlu yalan. Ne bileyim. Vay, öyle bir şey yok. Tumturaklı. Tumturaklı. Evet. Öyle bir ek almış. Lı eki almış yani. Dallanıp budaklanmış yalanları. Kaç sorum kaldı? Soru gidiyor. Bu bittikten sonra 4 soru. Hmm. Özür dilerim. 5 soru kalacak. Tamam, harf alayım. Bir tane harf aldık. Nasıl yalan? Beyaz yalan değil. Beyaz değil. Dallanıp budaklanmış. Dallanıp budaklanmış. Uzamış yani bu yalan. Uzamış. Hani bir yalan var, bir de yalanın yanında getirdikleri var. Yok, harf alayım. Aldık bir harf daha. Nasıl bir yalan? Neli yalan? Eki bulmuştuk zaten. Ne yalan? Aa. Yeminle yani hiçbir şey gelmiyor. Bir yalan var, bir harf daha alalım. Evet, harf alalım. Bir yalan var, bir de arkasından gelenler yalanın. Harf alayım, gidiyor. Büyük yalan. Süre durduralım. Belki de hiç duymadığınız bir tabir olabilir. Evet, ben hiç duymadım. Bulan var mı? Var birkaç kişi. Duyarlılık, uklu. Yani bir yalan geliyor ya böyle. Aha. Of, yalan diyorsunuz. Bir de peşinden gelenler var. Arkasından salladıkları. Hiç. Zeynep Hanım. Kuyruklu. Kuyruklu yalan. Ya, of ya. 4.400 oldu kasa. 12 saniye var elimizde. O 12 saniyede yapacağımız şey 5 soruya hızla cevap vermek. Soruyu göreceksiniz. Beni beklemeyeceksiniz. Tokatı indireceksiniz. Aynen. Benjamin'e. Buyurun geliyor. Çoğunlukla bakmak fiilini aptal ve sersem bir biçimde anlamıyla nitelemek için kullanılan bir ikilemedir. Nokta aval, nokta. Aval bakmak. Az önce benim baktığım gibi. Rica. Yakıştırın. Kendinize böyle şeyleri yakıştırmayın. Geriye 4 tanecik soru kaldı. Aynı sistemi uygulayarak 9000 puana ulaşabilecek durumdasınız. Fena değil. Buyurun gelsin. Birini, bir şeyi veya bir yeri güç kullanarak kontrol altına almak. Harf istediniz mi? Evet. İstediler. Birini, bir şeyi ya da bir yeri güç kullanarak kontrol altına almak. Birisini kontrol. Zapt etmek. Zapt etmek gayet güzel. Sever misiniz bilim kurgu? Evet, severim. Yani en ünlü örneklerini seyretmişizdir. Seyretmeyen yoktur. Oralarda çok kullanılan bir şey soruyorum size. Buyurun. Bilim kurgu eserlerinde rastlanılan bir yolculuk türü. Zaman yolculuğu değil. Tek kelime bu. Moleküler transportasyon. Işınlanma. Buyursunlar. 900 puan daha. 10 harfidir. Tek kelimedir. Bu bittikten sonra bir tanecik soru kalacaktır. Haydi koşuyoruz. Zeynep Hanım çok iyi görünüyor. Her yılın 6 Mayıs gününde kutlanan geleneksel kır bayramı. Hıdırellez. 1000 puan daha. Bir saniyeniz var. Bu da size son sorumu sormak için yeterli süreyi verir. Yapılacak şey nedir efendim? Hemen basmak. Harf isteyecekseniz de harf isteyeceksiniz. Çünkü mecazi anlamda. Şu an kaç puandayım? Şu anda 8900 yapabilecek durumdayız. Yani elimizde 7900 puanımız var. Hadi gelsin son soru. Bitti süre. Yanmak veya kuşkulanmak. Huylanmak, kuşkulanmak, mecazi anlamda. Harf istemiştim. Harf istediler. Huylanmak, kuşkulanmak. Biraz kopya verseniz diyorum. Vereyim efendim. Huylandım, kuşkulandım bu insandan. Rahatsız oldum. Mecazi anlam ama. Demek ki başka bir. Kıllandım ama 9 harfli malum. Kıllanmak da aynı etkiyi yaratır bünyede. Yani hani böyle bir berberden sonra böyle bir huylanırsınız ya. Bir huylandım. İrite olmak değil. Böyle içime bir kıl mı girdi? Bir şey oluyor bana. Bir huylandım yani. Bir kaşıntıdır başladı Zeynep Hanım. Aynı mecazi tanımlama. Bir kaşıntıdır başladı. Pirelendim. Ya
tanışmış olduk. Öyle, öyle düşünmeyin. Şimdi evet, düşündüğünüzden daha düşük bir çok puanla düşük ayrılıyorsunuz. 7000 puan sizi bugünün şampiyonu yapar mı bilmiyorum. Çünkü gözler pırıl çok pırıl maşallah. Aynen. Olmazsa da bir daha karşı karşıya geliriz. Hayırlısı. Bunu bir son olarak kabul etmeyelim. Siz seviyorsunuz yarışma programlarını. Aynen. Gidin başkalarını da kazanın. Sonra bir daha gelin bize. İnşallah. Zeynep Hanım'a kocaman alkışlar.